Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bölge hemen Kabe'den 25-30 dakikalık mesafede bir bölge. Burada küçükbaş hayvanlar var. Develer var. Katırlar var. Şimdi size onları göstereceğim. Ortalama fiyat olarak söyleyeyim size Türkiye ile ilgili. Bir küçükbaş hayvan kestiğiniz zaman şöyle güzel etli bir hayvan istiyorsanız 1400, 1500, 1600 TL. Ama daha böyle bir zayıf, çelimsiz hayvan da kesebilirsiniz. O da kurban olur mu işte, o var. Onların fiyatları da ortalama 700 TL, 800 TL, 1000 TL gibi olur. Bakın burada deve var. Arkadaşlar, buraya gelip deve de kesebilirsiniz. Şöyle katırlar var. Katırlardan da kesebilirsiniz. Bakın orada koyunlar var. Şöyle bir mezbahane var. Sol tarafta hemen geldiğiniz zaman. Bu mezbahaneden önce şu karşı taraftaki yeri görüyor musunuz? Bakın. Oradan insanlar kesim fişi alıyorlar. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz yere gelerek. Hamza abi, bu elindeki nedir abi, fiş? Abi bu keseceğiniz hayvan için gelip buradan numara alıyorsunuz. 40 liyar ödüyorsunuz. 40 liyar. Daha sonra kesimhaneye gidip bunu verip bütün işlemlerinizi yapıyorsunuz. 40 liyar ortalama ne kadar para yapıyor abi? 4 kere 5 20. 200 TL. 200 TL'de bir kesim parası veriyorsunuz. Evet. Size poşet de veriyor. Poşetlerle isterseniz kendiniz de dağıtabiliyorsunuz. Onlara da devredip onları da dağıtabiliyorsunuz. Hamza abi. Abi bir tane seç kendini hemen. Yani koçer gibi mi seçeyim? Abi tam koçer gibi seç. Aha, Hamza abi kısmetini yakaladı. Bismillah. Kurbanımız gidiyor. Arkadaşlar, burada şartlar çok zor. Çok kokuyor. Tamam. Arkadaşlar, burası Amazon değil. Burası Mekke. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl Mekke? Yani burası hiç Mekke'ye benzemiyor. Yeşillik, meşillik, böyle güllük gülistanlık. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Şimdi bu görmüş olduğunuz yer Amazon ormanlarına falan benziyor ama orası değil. Şimdi arkadaşlar, burası neresi biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki Mekke'nin içerisinde böyle bir su nereden geçiyor? Şimdi Kabe'nin içerisinde içtiğiniz zemzem sular var ya, o zemzem sularının fazlalıkları Mekke'nin hemen 20-30 kilometre ilerisinde sol tarafta bir yer var. Oraya getirip boşaltılıyor. O boşaltıldığı noktadan bu zemzem suyunun gittiği yere kadar Mekke'nin belirli bir bölgesi yemyeşil. İşte zemzem suyunun faydaları arkadaşlar. Yok. Yani zemzem girdiği yeri temizliyor ama. Hazır abi, sen diyorsun burada balık olur mu? Abi ben geçen işte buraya geldim. Arkadaşlar, şimdi bu ağaçtan bir yaprak keseceğiz ve o yaprağın içerisinden süt akacak. Bunu da size canlı canlı gösterelim. Allah Azze ve Celle'nin bir mucizesi.
Arkadaşlar şimdi kurban etini dağıtmaya siyahi kardeşlerimizin, bu Afrika'dan gelen, burada çalışan siyahi kardeşlerimizin bulunduğu mahalleye geldik. Burada görmüş olduğunuz binaların çoğunluğunda siyahi kardeşlerimiz kalıyor. Bakın yolun sağ tarafında, sol tarafında sohbet ettiklerini zaten görebilirsiniz. Kestiğimiz kurbanları da Allah izin verirse onlara dağıtacağız. Vay 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 vay. Çok güzel ya. Arkadaşlar sıra. Sıra bismillah. Maşallah. Arkadaşlar burası birazcık Suudi Arabistan'ın yoksul kesimi. Kestiğimiz kurbanları buradaki insanlara dağıtıyoruz. Burada yaşıyorlar. Oo oo oo, aman 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 aman. Arkadaşlar ben böyle bir şey beklemiyordum. Birden izdiham oldu, bütün poşetleri aldılar. Arkadaşlar, Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a eş olarak yarattığı, cennetten kovulup dünyaya gelen ikinci kişi olan Hazreti Havva, yani Havva annemizin kabristanına geldik. İçeriye giriş yasak, etraflar böyle gördüğünüz gibi yüksek taşlarla çevrili. Ondan dolayı içeriği göremiyoruz. Lakin görmemiz lazım. Ne yapacağız? Şuradaki ağaca tırmanarak yukarıdan size içeriği çekeceğiz. Tamam mı? Elhamdülillah. Hazreti Adem'in eşi olan Havva annemizin kabristanına geldik. Burada dua edeceğiz. Selam aleyküm. Arkadaşlar, İslamiyet devrinde hani Türkçe tabirle kısasa kısas dediğimiz olay var ya, işte tam onun bulunduğu noktada. Şu arkada görmüş olduğunuz caminin bulunduğu yer eski İslamiyet devrinde kısasın yapıldığı yerdi. Yani siz haksız yere bir kişi öldürdüğünüz zaman onun ailesine sorulur. Eğer onun ailesi kısasa kısas isterse sizin de başınızın vurulduğu, yani öldürüldüğünüz kısasa kısas tabirinin gerçekleştirildiği yer tam olarak burasıydı. Speak. Selamun aleyküm. What's your name? My name is Turkey. Turkey. Abi gerçekten adın Turkey mi ya? Enteresan. Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, yani ana yurdunda burada yaşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sizi geçenlerde götürdüğüm Hira mağarasında peygamberlik geldi. O zamanlar Hira mağarasında peygamberlik geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hatice yaşıyordu. Amcası Ebu Talib yaşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hira mağarasında peygamberlik geldikten dönemdeki o sürecin ilerisinde Peygamber Efendimiz cahiliye devrinin ne yaptı?
o adımlarını kırmaya başladı. Hangi adımlar bunlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi gündüz erkekler çıplak tavaf ederlerdi. Gece kadınlar çıplak tavaf ederlerdi cahiliye devrinde. Bunu kırdı. İkincisi, putlara çok fazla inanç vardı. Allah Resulü kendine inandırdı, yani İslamiyet'e inandırdı. Allah Azze ve Celle'nin yolundan gitmelerine inandırdı. Ve bunu da bir nevi kırdı. Üçüncüsü, o dönemlerde evlatlığının eşiyle evlenmek yasaktı. Sanki normal evladınmış gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yaptı? Kendi evlatlığı olan Zeyd kendi eşinden ayrılınca, ki ayetle sabittir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir, Allah Resulü onları barıştırmak ister, Zeyd barışmaz. Kur'an'daki ayette de şöyle geçer, der ki senin barıştırmak istediğin, lakin o barışmayan, Zeyd'den bahsediyor. Biz diyor ne yaptık? Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i, biz seni onun eşiyle evlendirdik. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'in eşiyle de evlenince, bu sefer ne olmuş oldu? Cahiliye devrindeki bir dönem daha kapanmış oldu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki baskılar gitgide artmaya başladı. Peygamber Efendimiz İslamiyet'i tebliğ ediyor. Lakin istediği sayıya bir türlü ulaşamıyor. İstediği o rahatlığı bir türlü yakalayamıyor. Ömerler yanında, Hamzalar yanında, Bilaller, Ammarlar yanında. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala ve hala o rahatlığa ulaşamamış. Peygamber Efendimiz Muhammed Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu iki olay arasında bir kere de Miraç hadisesini yaşadı. Allah Azze ve Celle eşi Hatice'sini kaybettiğinde, amcası Ebu Talib'i kaybettiğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün yılları başladığında Allah Resulü ne yaptı? Miraç'a davet etti. Yani yanına davet etti. Bir nevi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 kat sema, 7 kat semadan sonra Sidretül Müntuhara, Sidretül Müntuhara'dan sonra 70 bin perde, o 70 bin perdenin arasında bir yerde Allah Azze ve Celle'nin nuruyla karşılaştı. Peygamber Efendimiz döndükten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın dostu Ebu Bekir Sıddık'a sordular. Dediler ki ya Ebu Bekir, bak görüyor musun dediler Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'i dediler, bak bir anlık bir olayda, yani bir gecede buradan Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Mescid-i Aksa'dan göğe yükselmiş. 7 kat sema geçmiş. Sidretül Müntuharalar, 70 bin perdeler. Ya bir insan bunu nasıl yapar dediler. Ebu Bekir Sıddık ne dedi? O zamanlar Sıddık değildi. Ebu Bekir de dedi ki Muhammed dedi söylediyse doğrudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in bu söylediğini duyduktan sonra ya Ebu Bekir sen Sıddık'sın dedi. Ebu Bekir'in ismi Sıddık orada oldu. Sonra bu baskılar iyice artınca Peygamber Efendimiz dedi ki hicret noktasını dedi görmüş oldum. Hicret noktası dedi iki tane dedi siyah kayalığın dedi arasında bir yer. Bu iki siyah kayalık neresi? Medine-i Münevvere. Peygamber Efendimiz'den daha önce Medine'ye gidenler oldu. Lakin Ebu Bekir Sıddık'ın da üzerinde baskılar artınca önce Ebu Bekir Sıddık Mekke'den çıktı dışarıya. Mekke'den çıkınca bildiğim kadarıyla Şam taraflarına gitti. Ebu Bekir Sıddık'ın o Mekke'nin içindeki müşrikler Ebu Bekir Sıddık'ı geri istediler. O bildiğim kadarıyla ya Yemen'in valisi ya Şam'ın valisi Ebu Bekir Sıddık'la bir konuşma yaptı, anlaştılar, geri getirdi. Dediler ki ya Ebu Bekir sen dışarıda Kur'an okumayacaksın, sen dışarıda namaz kılmayacaksın. Bizim çocuklarımız, bizim kadınlarımız sana tabi oluyorlar. Yani bu kıldığın namazı Allah Azze ve Celle'ye iman etmeye başladılar. Biz bundan korkuyoruz dediler. Ebu Bekir Sıddık bu sefer ne yaptı? Çok enteresan, akıllı. Bu sefer evinin bahçesine mescit yaptı. Bakın dedi ben evimden çıkmıyorum. Bahçesinde dedi namaz kılıyorum. Bahçesinde Kur'an okuyorum. O Ebu Bekir Sıddık ki evinin bahçesinde Kur'an okuduğu zaman diyor ki kadınlar da diyor çocuklar da diyor o bahçenin diyor duvarının diyor üzerine çıkar. Aşağıya diyor ayaklarını sarkıtarak onu diyor dinlerlerdi. İşte Ebu Bekir Sıddık böyle bir adamdı. Ve Peygamber Efendimiz'e baktı ki Allah Resulü Ebu Bekir Sıddık bir şeyler hazırlıyor. Dedi ya Ebu Bekir nereye? Ya Resulallah dedi hicret için gösterdiğin yere. Dedi bekle izin istiyorum. Yani ben de diyor bir izin bekliyorum. Ne izni ya Resulallah? Hicretin iznini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bekle dedikten sonra Ebu Bekir Sıddık tam bir ay bekledi. Bir ay. İzin geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ın evine doğru ilerledi. Evine ilerledikten sonra diyor kapıyı açtılar. İçeride kim var? Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Esma, Ebu Bekir Sıddık'ın diğer kızı, sonra da Ebu Bekir Sıddık'ın çobanı var. Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Ebu Bekir dedi, o dedi içeridekileri dedi dışarı çıkartır mısın dedi. Dedi ya Resulallah dedi, bunlar dedi bizim ailemizdir. Ailedendir dedi bunlar. Hani dedi bunlar dedi duysa bir şey olmaz dedi. Öyle söyleyince Allah Resulü dedi ki, ya Ebu Bekir dedi hicret vaktidir. Dedi ben de geliyor muyum ya Resulallah? Dedi sen de geliyorsun. Şimdi bir hicret gerçekleşecek. Şu Mekke'de şu saatin olduğu yerin alt tarafındaki Kabe'nin olduğu yerde bir hicret başlayacak.
hicretin başlangıç noktasından hicretin sonuna kadar Peygamber Efendimizin yanında Ebu Bekir Sıddık olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıkmadan bir plan yapmak zorunda. Her işin bir planı, bir projesi vardır. Bir yola çıktığın zaman kafana göre, zevkine göre çıkamazsın. Peygamber Efendimiz Muhammed Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari kitabında bildiğim kadarıyla cilt 2 1839 veya 1829'unda şöyle geçer. Diyor ki Peygamber Efendimiz diyor yaptığı planı anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Esma diyor gıda getirecek gizlice. Ebu Bekir Sıddık'ın diyor oğlu Abdullah Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir'le beraber gece 3 gün bu mağarada kalacak. Bakın ikisi kalmadı sadece. Ebu Bekir'in oğlu da kaldı. Gün aydınlanmadan Abdullah buradan çıkacak, şehrin içine karışacak. Şehrin içerisinde Peygamber Efendimizle ilgili ne konuşuluyorsa onları toplayacak. Ondan sonra diyor gene gece vakti gelecek. Allah Resulüne ve Ebu Bekir Sıddık'a iletecek. Nerede? Buradaki mağarada. Şimdi Peygamber Efendimizle Ebu Bekir Sıddık yola çıktıkları zaman Ebu Bekir Sıddık'ın çobanı da ne yapacak? Onların diyor gittiği yolu diyor temizleyecek. Arkalarında iz bırakmayacak. Ve diyor tam tersine. Çünkü Medine bu tarafta değil. Hicret tarafı Medine bu tarafta. Şimdi Medine'ye doğru değil de terse gidiyor Peygamber Efendimiz. Neden? Önce 3 gün kafa karıştırıyor. 3 gün burada bekliyor. Müşriklerin olduğu hepsi Medine tarafına gidiyorlar. Ama ne iz var ne bir şey var. Ortada Resulü Kibriya'nın izinden hiçbir şey yok. Çünkü Peygamber Efendimiz çok akıllı. Allah Resulü önce geliyor buraya, burada bekliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Muhammed Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkmadan diyor ki ya Ebu Bekir diyor bize diyor 2 tane deve lazım. 2 deve. Şimdi böyle söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor Ebu Bekir'in 2 devesi var. Diyor ki ya Ebu Bekir diyor o devenin diyor birini bana satmazsan onu almam bana sat. Belirli bir para karşılığında Ebu Bekir Sıddık'ın devesini Allah Resulü satın alıyor. Deveyi çobana bırakıyorlar. Diyorlar ki falanca günün falanca saatinde ya Ebu Bekir'in çobanı sen diyorlar şimdi adını hatırlayamadığım için söylüyorum. Mutlaka ekrana yazıyorumdur ben onu. Sen diyor 3 gün sonra diyor buraya gel falanca saatte burada ol diyorlar ve anlaşma başlıyor. Peygamber Efendimizle Ebu Bekir geliyorlar bu mağaraya. Mağaraya girmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın kapısına geliyor. Mağaranın kapısına geldikten sonra Ebu Bekir Sıddık diyor ki ya Resulallah diyor bekle dur. İçeri giriyor. Hemen bakıyor içeride delikler var. Diyor ki oradan akrep çıkabilir, yılan çıkabilir, belirli zarar verecek hayvanlar çıkabilir. Hemen üzerindeki elbiseyi parçalıyor. Bir parça bir taş bir deliğe, bir parça bir taş bir deliğe, bir parça bir taş bir deliğe kapatıyor. Bakıyor ki bir delik açık kaldı. Kendi vücut pozisyonunu oraya oturacak şekilde ayarlayıp bir ayağını diyor o deliğe kapattı. Kapatınca diyor yıllardır diyor Allah Resulü'nün buraya geleceğini bilen yılan o taşın diyor altında kaldı. Oralardan diyor çıkamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir içeriden çıkmadın hala deyince Ebu Bekir Sıddık diyor o mağaradan diyor şuradan diyor dışarı çıktı. Baktık üstünde bir şey yok. Peygamber Efendimiz dedi ya Ebu Bekir üstün nerede? Dedi ya Resulullah böyle böyle oldu. Taşa diyor bağladım soktum. Bağladım diyor o deliklere diyor soktum hepsini. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir oraya girdiler. Yattıkları zaman Allah Resulü Ebu Bekir'in dizine yattı. Peygamber Efendimiz biraz diyor uyukladı. Ebu Bekir Sıddık'ın diyor ayağını diyor yılan diyor bir defa ısırdı. Ebu Bekir hiç ses çıkartmadı. Canı acıdı ama. İkinciye diyor biraz ısırdı. Gene Ebu Bekir ayağını çekmeyince yılan üçüncüye tam ısırdı. Tam ısırınca Ebu Bekir Sıddık diyor tabii titredi. Gözünden bir yaş damla Allah Resulü'nün üzerine düştü. Ya yanağına düştü ya başka bir yerine düştü. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'in acı çektiğini hissettiği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen baktı. Ya Ebu Bekir dedi ne oldu? Dedi ya Resulallah ayağımı yılan ısırdı. Hemen diyorum mübarek diyor tükürüğüyle diyor. Tabi Allah Azze ve Celle'nin verdiği şifa. Peygamber Efendimiz'e gelen şifa. Ebu Bekir'in diyor o ayağına diyor sürdü. Ebu Bekir'in ayağı düzeldi. Aradan diyor geçti bir iki gün. Müşrik ordusu diyor Medine tarafında bulamayınca bu tarafları aramaya başladılar. Buraya geldiler. Bir baktılar ki mağaranın içinde Ebu Bekir Sıddık ile Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorlar. Çıktılar buradan mağaranın kapısına geldiler. Bir örümcek oraya ağ yapmış. Hemen mağaranın bir diğer girişi var. O girişine de baktılar. Güvercinler yuva yapmış. Dediler ki örümcek ağı burada varsa içeriye bir insan girmemiştir. Orada yaban güvercinleri varsa mağaranın içine kimse girmemiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Sıddık mağarada uzanıyorlar ve yukarı tavana bakıyorlar. Tavanda biraz açıklık var. Görmüşsünüzdür. Ebu Bekir Sıddık müşrik ordusu o da tavanın üzerine çıktığı zaman ayaklarından aşağıdan yüzlerini biraz seçti gördü. Görünce dedi ki
Ya Resulallah dedi, onları dedi görebiliyorum. Peygamber Efendimiz dedi ki ya Ebu Bekir sus. O ara Ebu Bekir Sıddık çok korktu. Korkmasının sebebi ne? Allah Resulüne zarar verirler diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zarar vereceklerini düşündüğü için Ebu Bekir korkunca ayet geldi. La tahzen, korkma, sıkılma, veyse kapılma. Şüphesiz Allah dedi seninle beraber. Ondan sonra Ebu Bekir diyor bir sakinleşti. Sonra müşriklerin ordusundan o birkaç kişi adam bildiğim kadarıyla 3 veya 4 kişi 2400 metre yükseklikte olan bu sevirden aşağıya indiler. Peygamber Efendimiz 3. günü de atlattıktan sonra o anlaşmış oldukları Ebu Bekir Sıddık'ın çobanı buraya develeri getirdi. Develeri getirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir buradan başladılar. Arkadan vurdukları gibi Medine yoluna devam ettiler. Hicretin çok farklı detayları var. 2-3 tane detay daha söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz hicrete başlarken o planın içerisinde Hazreti Ali'yi kendi yatağına koydu. Ya Ali sen benim yatağımda yat, sen benim yatağımda bekle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşrikler evlerini gözetlerken o kapıdan çıktığı zaman Yasin suresinin 1'den 10. ayetine kadar okudu. Çünkü ayetin içerisine baktığınız zaman biz onların diyor önlerine ve arkalarına set çektik. Allah Resulü diyor bir kum attı şöyle bir. Allah Azze ve Celle yaptırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi yapmıyor. Kum attıktan sonra diyor onların gözlerine diyor perde indi. Peygamber Efendimiz diyor normal yürür gibi diyor yürüdü onların önünden çıktı. Ama diyor onların gözündeki perde onu görmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir Sıddık'ın yolculuğu böyle başlayınca buradan da Medine ile şu Sevir mağarası arasındaki şu yolculukta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoldayken acıktı. İnsan olduğu için normal haliyle acıktı. Yanında da Ebu Bekir Sıddık'ın çobanı vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir adam gördü. Adama baktı ki bir tane keçisi var. Lakin keçi hasta, yorgun, yatıyor. Hiçbir şekilde de hareket etmiyor. Adama dedi ki bundan dedi bir tane dedi süt bize verir misin? Adam dedi ki herhalde görmüyorsun sen dedi. Tanımıyor ama. Yani dedi hasta dedi bu keçi dedi. Nasıl dedi sana süt verecek? Dedi bize dedi bir faydası yok ki kendine de sana nasıl faydası olsun? Peygamber Efendimiz dedi ki müsaaden varsa alayım. Adam müsaade verdi. Allah Resulü o keçiden sütü sağdı. İlk sütü kim içti? Hayır. Keçinin sahibi içti. Helallik almak için. Helallik almak için önce süt keçinin sahibine ikram edildi. Çünkü ahlaktır. Önce malın sahibine verilir. Allah Resulü malın sahibine verdi. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ı uzattı ama Allah Resulü içti. Sonra Ebu Bekir Sıddık, sonra çoban içti. O çobanı yolun sonuna kadar daha iman etmemişti. Sonra yolun sonundan sonra iman edecek. Peygamber Efendimiz aynı yolda Medine ile o buradaki Sevir mağarası ile Medine Hicreti'nin yolunda bu sefer de bir kadın gördü. Aynı kadının iki tane koyunu vardı veya keçisi vardı. Gene aynı hadise ikinci kez yaşandı. Gene o hasta hayvanlardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt aldı. Ve o kadın da İslamiyet'e girdi. Hatta ve hatta o kadının çocukları zamanı gelecek Medine'ye gittikleri zaman Allah Resulü'nü bulacaklar. Ve Peygamber Efendimiz'le 3 tane savaş görecekler. Onlar da sahabi olacaklar. Arkadaşlar bismillah deyip gidelim haydi. Ya Allah.